Nisan ayından yedi. Yani Mart'ın ilk küçük çeyrekte pazar büyüdü, doğru. Şimdi montajdan daha fazla satışlar pazar. Aralık'ta ocağa geçerken çok pik yaptı. Mart'ta da bir pik yaptı, yukarı çıktı. Tüketici alım gücü olanlar, ihtiyacı olanlar bir an evvel geciktirmeyelim. Yani öne çekelim değil, geciktirmeden alalıma sebep oldu. Yoksa bu konuda yine gündemde olan başka bir duyumlarımız var. Teşekkür ederim. Aslanma saçta %12'lik bir vergi dilimi var. Bunlar üstüne sıcak saçta gelmesini beklediğimiz bir özellikle Çin. Türkiye beyaz eşya dünyası ilk çeyreği iki yönlü geçirdi. İç pazarda yukarıya doğru, ihracatta ise aşağıya doğru. İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %28'lik bir artış var. Aynı zamanda ihracata baktığımız zaman ise yaklaşık 5 puanlık bir küçülme gördük. Bu 5 puanlık küçülme aslında son birkaç çeyrektir devam eden trendin son aşaması oldu. Özellikle Avrupa pazarındaki küçülme, tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesi ve alışverişten soğuması, yüksek ihracat hassasiyeti olan bizim sektörümüz, özellikle Avrupa ihracatı neredeyse %70'lere varan toplam ihracat içerisinde sektörleri ciddi etki etti. Dolayısıyla buradaki kayıp birkaç çeyrektir devam ediyor. İç pazar dinamizmi ise elbette Türkiye'nin kendi dinamikleriyle gayet olumlu şekilde devam ediyor. Hane sayısındaki artış, yeni hanelerin kurulması ve aynı zamanda tüketicinin fiyat artışlarından çekinerek veya taksit sayılarındaki azalma ihtimalini görerek mümkün olduğunca ötelememesi ihtiyacını, bu rakamları iç pazar açısından belirleyici oldu. İki rakamı bir araya koyunca toplam rakama baktığımızda ise biz şu ana kadar üretimimize geçen seneyle mukayese ettiğimizde negatif bir yansıma olmadı. 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyedeyiz geçen senenin ilk 3 ayıyla. Dolayısıyla istihdamı koruduk diyebiliriz. Ve satın alma açısından baktığınız zaman da hanenin harcamasının önemli bir kısmını temsil ediyor ilk baştaki harcama anında. Dolayısıyla bu kadar büyük harcamaların ve bu kadar uzun süre haneye hizmet eden ürünlerin daha iyi taksit sayılarıyla alınması elbette tüketici açısından hem manalı, mantıklı hem de destekleyici. Çünkü taksitleri ödemek çok daha kolay, bir kolaylık taksitle yapmak. Aynı zamanda artık modern yaşam içerisinde evinizde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırınınızın olması bir lüks değil, bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunların yenilenme zamanının gelmesi, artık ömrünü doldurmuş ürünlerin daha enerji verimli ürünlerle değiştirilmesi hanenin çok doğal bir ihtiyacı. Dolayısıyla taksit sayısı burada tüketicinin bu yenilemeyi yaparken daha rasyonel davranmasını ve daha verimli, daha iyi ürünleri hem teknolojik olarak hem de enerji ve kaynak verimli olarak en iyi ürünleri seçmesine sebep oluyor. Taksiti ortadan kaldırmak bu konuda tüketicileri daha verimsiz tercihler yapmaya yönlendirebilir. Çünkü şöyle örnek vereyim, 9 taksit ile 6 taksit arasında bir ürünü almak arasında taksit büyüklükleri açısından %50 fark var. Yani bu çok büyük bir fark, rakam. Dolayısıyla haneyi ciddi şekilde etkileyecektir. Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da kuru da takip ediyoruz. Dolayısıyla o da gelişiyor. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların bir müddet daha eskisi kadar hızlı olmasa bile artarak devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla demin söylediğim gibi ihtiyaç ürünleri bunlar. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride hem taksit sayısında azalma ve sıkıntılar yaşayabilirler ya da taksitler daha maliyetli hale gelebilir. Ve elbette fiyat artışları da olmaya devam edebilir. Çünkü malzeme fiyatları özellikle demir, çelik ve petrol türevi gibi önemli satın alma hacmini oluşturan malzemelerin fiyatları uluslararası piyasalarda yabancı para biriminden oluşuyor. Dolayısıyla Türk parasının değer kaybı buralarda direkt maliyet haline geliyor. Bunlardan kendilerini korumak istiyorlarsa ihtiyaçlarını geciktirmesinler. Finans kurumlarının yıl sonu kurları ve yılın ortalama kurlarına yönelik beklentileri şu anda bulunduğumuz seviyeden yukarıda. Dolayısıyla bu hiç olmazsa yabancı paralı maliyetli malzemelerimizin pek çoğunda maliyetlerin zaman içerisinde bu şekilde artacağını gösteriyor. Diğer taraftan da taksit sayısından da bahsettim. Yani şu anda
Çok sınırlı sayıda banka sadece 9 taksit yapıyor. Pek çoğu yapmıyor diye gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu da zaten yani birim ödemelerini artıran bir gerçek. Bunların ikisini bir araya koyduğumuz zaman bir an evvel ihtiyaçlarını gidersinler. Söylediğim gibi ihtiyaç ürünleri bunlar. Kimse evine ikinci buzdolabını almıyor, ikinci çamaşır makinesini almıyor.